T24 5 dakika ekonomiden merhaba. Bade harabil basra. Arapça bir deyim. Türkçesi basra harap olduktan sonra. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı paketi dinlerken benim aklıma bu deyim geldi. Evet, bugünkü pakette çok doğru önlemler var. İthalat bağımlılığı yüksek, yüksek katma değer yaratan sektörler, mesela makine teçhizat, mesela ilaç sektörü destekleniyor uygun faizli kredilerle. 30 milyar TL'lik bu sektörlere yönelik olarak devlet bir paket bugün açıkladı. Adı ivme paketi. İyi güzel ama Basra çoktan harap oldu. Türkiye'nin bugünkü meselesi bu değil. Dünkü meselesi buydu. Bugünkü krizi Türkiye'nin korkunç seviyelere yükselen bir ara, bir dönem, geçtiğimiz yıl mesela, cari açığı tetiklemişti. Türkiye'nin cari açığı milli gelirinin %6,5 civarındaydı bir dönem. Bunun da arkasında Türkiye'nin bazı sektörlerdeki ithalat bağımlılığı yatıyordu. Türkiye aslında genel olarak imalat sanayinde ara malı ithalatına bağımlı. Ekonominin böyle bir yapısı var. Ama bazı sektörlerde işte makine gibi, ilaç gibi yurt dışına olan bağımlılık, yani ithalata olan bağımlılık çok daha yüksek. Bunların neticesinde ithalat alıp başını gitmişti, cari açık patlamıştı. Cari açığın patlaması da bugünkü krizi tetiklemişti. Ama bugün artık cari açık bir problem değil. Çünkü bugün Sayın Bakan da açıkladı. Önümüzdeki ay Türkiye'nin cari fazla vermesi bekleniyor. Yani Türkiye'nin yaptığı ihracat ve diğer işte hizmet gelirleri, turizm gelirleri mesela dış dünyadan, ithalatından ve diğer dış dünyaya yaptığı ödemelerden daha fazla. Cari açık sorunu çözüldü. Bu soruna yönelik olarak alınması gereken önlemler, yani bugün alınmış olan, açıklanan önlemler Basra harap olmadan önce alınması gerekiyordu. Oysa geçtiğimiz sonbaharda bile, yani Ağustos ayında, geçen Ağustos'ta patlayan krizden sonra dahi Türkiye inşaat ve mobilya gibi katma değeri son derece düşük olan sektörleri desteklemeye devam etmişti. Katma değerli sektörler yıllardır kimsenin umurunda değil. Oysa bunu uzun yıllar önce iktisatçılar söylemişti. Türkiye'nin orta gelir tuzağına takıldığını, buradan kurtulabilmek için katma değeri yüksek, ithalat bağımlılığı olan sektörlerin desteklenmesi gerektiği, işte makinenin, yazılımın, medikal ürünlerin, ilacın desteklenmesi gerektiği yıllardır söyleniyordu. Ama iktidar bu uyarılara kulak asmadı. Onun yerine oy deposu olan sektörleri, en başta da inşaatı destekledi. Türkiye yıllarca inşaatın lokomotifliğinde büyüdü. Türkiye büyürken işte 2017'de mesela %7,4'lük büyüme yakalanmıştı. Onun arkasında inşaat harcamaları yatıyordu. O zamanlar herkesin yüzü gülüyordu. Kimse katma değerli sektörleri umursamıyordu. Ama bugün bazı şeyler kafaya dank etmiş gibi gözüküyor. İyi güzel ama bugünün problemleri başka. Bugün başka problemlerle karşı karşıyayız. Bugünün problemi doların 6 liranın üzerine çıkmış olması. Bugünün problemi Türkiye'nin CDS'lerinin, yani kredi temerrüt swaplarının 500'e dayanmış olması. Bugünün problemi Türkiye'nin Amerika ile arasındaki S-400 krizinin gittikçe tırmanıyor olması. Bugünün sorunu hapishanedeki gazeteciler. Bugünün sorunu Türkiye'de ifade özgürlüğünün kalmamış olması. Bugün bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Ama uzun vadeli olarak evet doğru, bugün iyi bir şey yapıldı. Ama şu an yaşadığımız krizi işte makineye, ilaca, diğer katma değerli sektörlere verilen kredilerin çözme imkanı yok. Bugünkü krizi çözmek için Türkiye'nin ifade özgürlüğünde, özgürlüklerde ileriye doğru çok güçlü bir adım atması lazım. S-400 krizinin çözülmesi lazım. Teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere.